Kıymetli dostlarım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan bütün baş danışmanlar, senin dediğin danışmanlar meselesine geldik. Kurul üyeleri bir yeri aradıklarında hiçbir... Bir dakika, 30, 32... Hiçbir, 32, 33 nerede? Ha şey, evet, hiçbir bürokrat isteklerini geri çeviremesin diye telefonları her nerede olursa olsunlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından bağlatırlar. Ha bak, bu da çok enteresan. Bütün danışmanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından bağlatıyorlarmış. Demek ki en güçlü odak orası. Özlem, bu konuda da, bu Zindaş'ın serbest kalması olayında da aynen böyle oluyor. O ifadeleri alınan hakim ve hakimler ve savcı hepsi şunu söylüyorlar. Telefonumuz çaldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aradığını söyleyen bir kadın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden arıyorum. Cumhurbaşkanı baş danışmanı Burhan Kuzu sizle görüşecek diyerek telefonu bağladı ve bizle öyle konuştu. Böylece bizim üzerimizde baskı kurdu diyorlar. Hepsi söylüyorlar bunu. Böyle ifadelerde böyle yazılmış. Tamam, şimdi ben arada bir tweet'i atlamışım galiba. Şimdi iddiası şu: 26'ya geri dönelim Fatih. Ben iki ayrı tweet serisi bu ya, 25 artı Evet. 25, burada bazı tweetleri atlamışım. Şimdi onları da okuyalım. Diyor ki İçişleri Bakanı Burhan Kuzu'nun desteğini alabilmek adına bu olaylara olur veriyordu. Öyle ya, diyor, Tayyip Bey'den sonra kendisi Cumhurbaşkanı olmayı düşünüyordu. Kendimi halka sevdirdim, devlet bürokrasisine kendimi kabul ettirdim ama bir türlü AK Parti'yi kendimi kabul ettiremedim olgusunu değiştirmek için. Bunun da baş sebebi Berat Albayrak olmalı diye düşünüyorum. Çünkü iki bakan arasındaki gerginlik ve güç paylaşım çatışması zaten biliniyor. Burhan Kuzu'nun başrolünü oynadığı tüm bu suçlara ve anlatacağım diğer suçlara İçişleri Bakanı sessiz kaldı. Peker'in iddialarını okuyoruz. Burhan Hoca'nın çilesi ne yazık ki bu yaşadıklarıyla sınırlı olmayacaktı ve ne yazık ki çok daha kötü bir kaosun parçası oldu. Bir gün Abbas Güçlü'nün tartışma programına çıktığında orada bir gençle tanıştı. Sosyal medyasının yönetilmesiyle ilgili bu kişiden yardım aldı. Aralarındaki dostluk ilişkisi çoğalınca bu şahsı özel işlerinde de görevlendirdi. Ancak bu şahıs biraz cin fikirli biriydi ve Burhan Hoca'ya Oda TV sizin bazı kadınlarla ilişkileriniz konusunda haber yapacak. Bana şu kadar para verirseniz ben de onlara vererek bunu engelleyebilirim diyerek Burhan Hoca'dan para sızdırmaya başladı. Özeti şu: Burhan Kuzu bir gençle tanışıyor. Abbas Güçlü'nün programına katılıyor. Orada kendisine soru soran üniversiteli bir gençle tanışıyor. Bu kişi aslında bir dolandırıcı. Ve sadece Burhan Kuzu'yla değil, aynı zamanda CHP ile de ilişkisi olan ve onları da dolandırmış bir kişi. Oda TV böyle paralar falan almıyor ama o sanki böyle bir şey varmış gibi insanları dolandırıyor. Mehmet az önce söylemişti ya, Özlem Hanım yiyorsa onu da söyleyin falan. Bu kişinin adı Sinan Çiftçi. Onu da ifade edelim. Sedat Peker'in eşkalini verdiği kişi. Burhan Hoca da bir başka gruba gidip bu şahsı Ankara'da evinin önünde biraz korkutarak para söğüşleme işinden kurtuluyor. Yani gidiyor Sinan Çiftçi'nin evine, Sinan'ı tehdit ediyor. Genç bir çocuk bu. Ancak o grubun arkadaşı olan başka bir grup devreye girerek onlar da hocayı korkutarak isteklerini sıralıyor. Öncelikle bir yakınlarının Ziraat Bankası'nda bir kredi konusu olduğunu, ancak bankanın bazı bahaneler öne sürerek kredi vermediğini söyleyip Burhan Hoca'dan yardımcı olmasını istiyorlar. Burada bir ses kaydı var. 1 dakika, 1,5 dakikalık bir ses kaydı. Onu playlemeyeceğim. Çünkü çok büyük ihtimalle yasa dışı yollarla elde edilmiş bir ses kaydı bu. Daha doğrusu Timur'a sorayım. Ya bir telefon konuşmasının ses kaydını nasıl bulmuş olabilir Sedat Peker Timur? Ya ona sürekli bilgi akıyor. Zaten en son tweet'te de göstereceksin herhalde o Kurtlar Vadisi'ndeki diyaloğu. Yani o Evet. hala devrede o anlamda. Yani ona bilgi gelişi var. Ve tabii şöyle bir durum da var. Ülkede bir yargı kalmadığı için, ülkede bir savcı kalmadığı için o anlamda soruşturma açacak. Yani herkes, pek çok insan Sedat Peker'e gönderiyor bu tür bulduğu şeyleri. Yani bir de bir yandan tabii devlet içinden de Sedat Peker'e bir bilgi akışı olduğu çok net görülüyor. Ama resmen soruşturma dosyaları yapıyor. Yani ilginç tabii, çok ilginç. Yani burada resmen Burhan Kuzu'yla işte bu Sinan Çiftçi ve onun arkadaşlarının Burhan Kuzu'ya yönelik şantajları ve Ziraat Bankası'ndaki bir kredi konusunda yaptıkları telefon konuşmasına ses kaydı var. Bu arada Banka müdürünün. evet, ses kaydı var ya, yani inanılmaz bir şey. Bu arada Mehmet diyor ki Halk TV'de program yaptı Sinan Çiftçi. Doğru, yapamadı. Bir şekilde oraya kadar getirildi.
Ona bir program yaptırmak üzere bir anlaşma yapıldı. Tek bir program yaptı ve işten atıldı. Çünkü kim olduğu hemen anlaşıldı. Bu arada bu eski Halk TV'den bahsediyoruz. Yani şu anda Select Fashion'ın sahibi olan Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu'nun değil, Baykal ailesinin sahibi olduğu Halk TV döneminden bahsediyoruz. Hatta ilk programda Uğur Dündar çıkacaktı. Duyurusunu yaptılar, ettiler. Uğur Dündar son saniyede bu konukluğunu iptal etti. Çok büyük ihtimalle Sinan Çiftçi ile ilgili doğru bilgilere ulaştı. Ve derhal Halk TV'den uzaklaştırıldı. Yani yapamadı Mehmet o programı. Öyle söyleyeyim. Doğru bilgileri doğru şekilde vermek lazım diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Diyor ki bu kredi meselesinden sonra Burkan Hoca bölge müdürüne benim selamımı söyle, konuyu benim takip ettiğimi de bildir diyerek kredinin çıkması için uğraş verir. Kıymetli dostlarım, şimdi bu cümle önemli. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan bütün başdanışmanlar, kurul üyeleri bir yere aradıklarında hiçbir bürokrat isteklerini geri çeviremesin diye telefonları her nerede olurlarsa olsunlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bağlatırlar. Yani Fahrettin Altun Bey'in başkanı olduğu birimden bu konuya tweetlerin sonunda ayrıca değineceğim. Ziraat Bankası ile yapılan bu görüşme Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşti. Sizler, yani normal vatandaşlar, 100 bin lira kredi almak için bankalara teminat gösterseniz dahi alamazken devlet bankalarından 20-30 milyon lira tutarındaki krediler işte böyle çıkmaktadır. Ne kadar acı değil mi diyor Sedat Peker. Yani hakikaten insanlar zaten tam da bunun için ciddi şekilde tepki gösteriyorlar. Bu arada Mehmet demiş ki teşekkür ediyorum aydınlattığınız için özlem gösterirsem. Estağfurullah Mehmet, biz gerçekten burada bağımsız gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Sen de bu sorularını sorduğun ve yanıtını almadan yayını terk etmediğin ve her şeye rağmen demek ki bize güvendiğin için ben de sana çok teşekkür ediyorum. Biz bu gazeteciliği bu çizgide yapmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum Mehmet. Şimdi devam edelim Sedat Peker'in tweetlerine. Çünkü geliyoruz OYAK'a. Tabii ki suç baronlarının istekleri bitmez. Bu sefer Burhan Hoca'yı OYAK'ın başkanını arattırarak Denizli'deki OYAK'ın tesisleri içindeki bir sivil şahsa ait yeri daha yüksek fiyata OYAK'a satmak isterler. Aynı THK'daki, bak, Türk Hava Kurumu'ndaki taşınmaz mülklerin el değiştirmesi süreci burada da var demek ki. Hani OYAK'a çöktüler meselesi vardı ya. Burhan Hoca OYAK'ın başkanını arar. Bu para OYAK'ın parası, Mehmetçiğin helal parası diye hatırlatıyor. Bu görüşme de Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşir. Bu görüşmenin yapılıp yapılmadığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan çok rahatça çıkarılabilir. Bütün bu görüşmeler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılırken, Temmuz sana sormak istiyorum, bilmiyoruz ama Fahrettin Altun'un bunlardan bilgisi oluyor mudur, olmuyor mu? Ya o konuda kesin bir fikrim yok açıkçası, yani bilmiyorum. Ama şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani düşünün, şehitlerin parası ya. Şehit ailelerinin parası. Ve bu insanlar oraya göz dikiyorlar. Yani oraya göz dikip o şeylerin parasına, şehitlerin para, yani bütün gün vatan millet edebiyatı yapar ya bunlar. Böyle vatan millet herkese hain filan derler. Ya o kadar ahlaksızlar ki. Hani ölünün arkasından kötü konuşulmaz derler ya. Yani arkadaş, bu kadar mı şey olur ya? Yani o şehitlerin parasını oraya yüksek bir vadede satalım. Ki bu OYAK'la ilgili biliyorsunuz Sedat Peker'in daha önce de gündeme getirdiği çok ciddi iddialar oldu. Yani OYAK'ın OYAK'a totalin nasıl satıldığı ile ilgili, Demirören grubu tarafından Demirer grubuna nasıl fazla para aktarıldığı orada konusunda. Ya bunlar o kadar ahlaksız, o kadar hiçbir değeri olmayan insanlar ki. Ya bakın, bütün gün şehit edebiyatı yaparlar, şehitlik mertebelerine peygamberin komşusu derler, tabutların üzerinden ellerini çekmezler, konuşurlar, ağlar gibi görünürler. Ya gider şehitlerin yadigarı, şehit ailelerinin paralarını çalarlar ya. Yani bu, yani denilecek bir şey yok artık bu konuyla ilgili. Peki devam edelim, ne olmuş OYAK'ta? Bütün bu görüşmeler Temmuz-Ağustos ayında oluyor ve Burhan Kuzu buradan sadece birkaç ay sonra Kasım ayında ölüyor. Bunu da hatırlatalım. Yani bütün bu görüşmeler Temmuz-Ağustos ayında. OYAK'ın aranması, Ziraat Bankası'nın aranması, işte bu Bolu Başsavcısının, Cumhuriyet Başsavcısının aranması. Bakın hepsi 2020 yılının Temmuz-Ağustos aylarında.